Şimdi o zaman yani bu müzakere Zelenski ve Putin arasında yapılacak. Sizin sözlerinizden zaten artık çok açık bir şekilde Putin de bu müzakereye hazırız ifadesi bunu gösteriyor. Tabii tabii. Peki ne olacak? Zelenski ve Putin kendi arasında anlaşacaklar. Kiev'i Zelenski hükümeti devredecek mi? Putin'in belirleyeceği yeni bir isme ya da Zelenski ile artık Putin'i birlikte çalışıyor olarak mı göreceğiz? Şimdi siz böyle deyince benim aklıma Paşinyan geldi. Hatırlayın Paşinyan'da Ermenistan'da iktidar gelirken Batı Soros rüzgarıyla iktidara gelmişti. Sonra bu Karabağ harekatı başladığı zaman Putin telefonlarına çıkmadı. Sonra ne oldu? Gittiler Kremlin'de oturdular ve bir masa kuruldu. Paşinyan yavaş yavaş Rus tarafına doğru biraz dümen kırmak zorunda kaldı. Şimdi aslında bakın, aynı pozisyonda mı göreceğiz yoksa Putin'in aklında yeni bir isim mi var? Şimdi şöyle ikisi de ihtimal olabilir ama şu anda görüyoruz ki Ukrayna'nın canlı canlı bedeninden etler kopartıldı. Böyle bir durumda Ukrayna halkının Zelenski'nin arkasında durması veya aldığı oy oranının devam etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Benim şahsi düşüncem... Ukrayna halkının zaten olmadığını görüyoruz değil mi hocam? Yani şimdi %40'lık bir muhalefet oranı var. Yani Rusların şu an Rus destekçi Ukraynalıların az bir oranı yok %40. Dolayısıyla hele bu olaydan sonra bu diplomasi masası kurulursa, müzakere masası kurulursa eğer... Hani Zelenski'nin ben çok fazla ömrü olacağını düşünmüyorum. Ama Ruslar bence şöyle söyleyeyim. Bu bir harekattır. Ama psikolojik bir de savaştır, harptir. Bu büyük psikolojik harbi kazanan da Rusya'dır. Bakın bunu kesin olarak söylüyorum. Neden kesin olarak söylüyorum? Rusya öyle bir mesaj verdi ki eski Sovyetler Birliği topraklarına. Bakın dedi, yarın bir gün Batı ile bu tip ilişkilere girerseniz, NATO ile kol kola girerseniz sonunuz Ukrayna'dan beter olur. Siz Rusya'yı Yeltsin dönemi Rusyası gibi zannetmeyin. O zaman Rusya'ya söz vermişlerdi doğuya kadar genişlemeyeceğiz. Ben elimdeki bütün gücü ki nükleer gücü de kullanacağını dedi zaten. Dedi. Putin ifade dedi. Etti haftalar önce. NATO bizden güçlü olabilir dedi.